Dönelim Mehmet Kuzulu ile Türkiye Komünist Partisi Merkez Komite üyesi. Hem bu aday tartışmalarına dair görüşünüzü isteyelim. Çünkü bu ilk turda en azından izleyenlerimize sizlerin bakışını yansıtmış olalım. Hem de bu artık ortak aday fikrine, solun, sosyalistlerin ortak aday fikrine yaklaşımınızı rica edelim. Şimdi Abdullah Gül isminin gündeme gelmesi süreci, bu isminin bizim için nasıl utanç verici olduğu ki bence son geride bıraktığımız haftada bir Sosyal Demokrat Parti'nin adayı ya da destekleyeceği aday olarak aslında ifade edildi. Olarak Abdullah Gül'ün adının geçmesi gibi şeylerin ötesinde utandırıcı şeyler de bana göre oldu. Benim değer verdiğim insanların CHP'nin İYİ Parti'ye 15 milletvekili transfer etmesinin çok bütün oyunu değiştiren muhteşem bir hamle olduğu gibi şeyleri, sözleri benim için çok bir miktar utandırıcı şeyler. Neden bunu sormuş olayım bu esnada size, neden utandırıcı? O, aslında söylediklerimle biraz açılacak. Peki. O. Yani şeyden değil, bir kan davasıyla olacak. Hı. Bu başka bir şey. Gerçekten siyasette bazı çizgiler geçilmez. Yani siz bir kısım üyelerinin aslında geçmişte işledikleri cinayetler ve oluşturdukları suç şebekeleri yüzünden yargılanıp cezalandırılması gerektiğini düşündüğünüz bir siyasi hareketi demokrasi adına şöyle hamle yapıyorum falan hikayeleri. Bir de yani şundan çok utandırıcı buluyorum. Siyasetin böyle bir röveşatalarla, uygun hamlelerle, muhteşem düzeneklerle başarılan bir akıl oyunu olarak kavranması zaten bizi batıran şey bu. Bunun üzerinde çok durmak istemiyorum. Ben bir soruyla, kısacık bir soruyla daha açmak isterim. Evet. Çünkü şöyle yorumlamak da mümkün belki Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Solun çok eleştirdiği bir tarafı vardı işte. Milliyetçi oyları almaya çalıştığı için belli politikalar güttü. Bu hamleyle birlikte belki milliyetçi oylara başka bir adres göstermiş olamaz mı? Ben zaten buraya geleceğim. Zaten bizim önemli sorunumuzdan bir tanesi bu. Yani şu birileri oyları alma verme konusunda CHP'nin böyle bir taktik izlemesi ve böyle bir manevra yapması benim tartışacağım bir şey değil. Hı hı. CHP bu tabii tarafı yani, da yok gerçi. Ben bunun bir tarafı değilim. Tabii ki. Ama şunun bir tarafıyım. Bu hamlenin devrimci sol siyasetin cephesinden, mevzisinden bakan kişiler açısından olumlu bulunmasını bir kenara koyuyorum. Tartışılması ve değerlendirilmesinde de bir sıkıntı var. Şimdi oraya Abdullah Gül üzerinden geleceğim. Bence Abdullah Gül isminiyle ilgili arkadaşlarımızın söylediklerinin hepsine açık ki katılıyorum. Ama iki şey söylemek durumundayım. Abdullah Gül ismiyle ilgili bir şaşkınlık yaşıyoruz ama Abdullah Gül ismi ilk defa ortaya çıkmıyor. Yani Türkiye'de Tayyip Erdoğan'sız bir Türkiye arayışları ki bu sadece topluma, kitlelere değil, yöneten sınıflara da zaman zaman sirayet etmiş. Bu adam başımıza dert oldu. İşte Orta Doğu'da politikaları çok dengesiz. Bu şekilde yönetemeyeceğiz. Gezi'den sonra toplumun yarısını karşısına almış, bir kısmını yurt dışına gitmeye zorlayan bir liderle bir ülke nereye kadar falan gibi akıl yürütmelerin olduğu bir isim karşısında ne yapılabilir dendiğinde akla gelen projelerden bir tanesi aslında Erdoğan'sız AKP, yenilenmiş AKP, fabrika ayarlarına geri dönüş denmişti, hatırlatmak istiyorum. Yani bugün Gül'ü prezente ettikleri için haklarında uzun uzun konuştuğumuz, çok sinirlendiğimiz isimler AKP'nin fabrika ayarlarına dönüşünü yetmez ama evetin de gerisinde bir açılım olarak öngörebilmişlerdi. Abdullah Gül ismi bunun içinde geçmişti. Ve Abdullah Gül ismi bu anlamda bir proje içinde anlam kazanıyor. Abdullah Gül'ün de bugün kabul görmemesinin ben nedenini, yani bunu teknik tartışma yürütmek için söylemiyorum. Meral Akşener'in ya da CHP içinde ortaya çıkan karşı çıkışların falan değil. Bu projenin olgunlaşmış olmadığını düşünmeleri olduğunu düşünüyorum. Zaten baskın seçim meselesinin arka planında da maalesef, bundan bizim hicap duymamız lazım. AKP iktidarının ve Tayyip Erdoğan'ın gidişat içinde ortaya çıkacak toplumsal tepkiyi 2019'da artık göğüsleyemeyeceğini düşünerek seçimi erken alması değil, bizzat düzen güçleri tarafından kendisine bir alternatif oluşturulması sürecini sabote etmenin bir parçası. Bu alternatif Akşener olabilir miydi konusunda olamayacağı anlaşılmaya başlamıştı denilebiliyor. Abdullah Gül bir şey ifade eder miydi? Şimdi herkesin kafasında şu var, hiç inkar etmeyelim. Herkes bir takım gelişmeler olur ve AKP içindeki işte 40-50 milletvekili istifa eder. Gizli Fethullahçılar bunun içine katılır. AKP harmanlanır ve Tayyip Erdoğan neye uğradığını şaşırır ve AKP yenilenir. Tayyip Erdoğan'sız bir AKP kurulur. Belki AKP'siz bir gericilik oluşturulur. Şimdi bunlar zaten vardı ve bunlara bizim direnç göstermemiz, bunların kendisini
düzenin çözüm arayışları olarak. Erdoğan'dan daha iyi değil. Erdoğan'dan daha kötü. Yani bitmiş bir pilin çöpe atılıp yeni pilin takılması olarak görmemiz gerekiyordu. Bunu anlatmamız gerekiyordu. Eğer bugün Abdullah Gül tartışılabiliyorsa biz bunu eksik bıraktığımız için oluyor. Bu bir. Bir diğer şey Abdullah Gül'den falan söylüyoruz. İsimlerden söylüyoruz. Ben başka birkaç iki isim sayacağım. Fred Barara, Vladimir Putin. Şimdi Türk çok enteresan değil mi? Yani başkan adayı olamazlar bu isimler ama Türkiye'nin geride bıraktığı 2-3 yıla bakın. Yani herkesin gönlündeki başkan adayları bunlar aslında. Rıza Sarraf davasının Amerika'daki savcısı bir Hint göçmeni Tayyip Erdoğan'ın ipini çekecekti. Tayyip Erdoğan'ı artık sıraya koyacaktı ve bizi Erdoğan'dan kurtaracaktı. Bir başkan adayından beklenen şey aynı şey değil mi? Ve başkan adayından da bizi Erdoğan'dan kurtarıcı arıyor diyorsunuz Türkiye'de. Kurtarıyı biz Barara'da bulmuşuz. Yani Hint göçmeni bir Amerikalı savcıda kurtarıcı bulmuşuz. Biz bunu düzeltememişiz. Şimdi Abdullah Gül zaten Abdullah Gül karşımıza çıkar. Şeye geleceğim. Aday meselesine. Evet. Uygun aday tartışması bir tuzaktır. Erdoğan'ın karşısına çıkarılacak, seçilecek aday meselesi bir, Türkiye'deki toplumsal mücadeleyi seçimlere hapsediyor. İki, bu tuzağa girdiğiniz anda sizin sorduğunuz soru var ya, Nuri'ye sormuştunuz o soruyu. Hı hı. Nuri ona net bir cevap verdi. Ama o tuzağa bu toplum girdiğinde o net cevabı veremeyecek. Yani Nuri verecek, toplum veremeyecek. Uygun aday tartışması her şeyin merkezine yerleştiği anda bakın adım adım oluyor her soruyu şey. Soruyu hatırlatalım izleyenlerimize. İkinci turda bir anda Erdoğan, bir anda Abdullah Gül demişti. Ne yaparsınız? Evet. Şimdi bizim ne yapacağımız da önemli değil. Biz Komünist Parti, TKP, Halk Evleri, ÖDP, MHP ya Erdoğan gitsin de deyip ben Mehmet Kuzulgil sandık başında gizli gizli kimseye görünmeden Abdullah Gül'e oy atacak halim yok. Ama sorun şu. Biz böyle bir algıya bu şekilde oluşturulan bir sürece engel olabilecek miyiz? Biz ikinci turda Abdullah Gül ya da Meral Akşener ya da başka bir isim. Bunun Erdoğan'a tercih edilmesi yolunda topluma dayatılacak bir şeye kanaat önderleri, siyasi partiler, sosyal demokratlar, köşe yazarları tarafından pompalanan şeye karşı basitçe biz namuslu adamlarız ve bunu yapmayız demek dışında aktif bir şey yapabilecek miyiz? Eğer uygun aday tartışmasına gömülürsek hiçbir şey yapamayız. Zaten sorun da buradan kaynaklanıyor. Erdoğan'dan bizi kurtaracak uygun aday kim tartışmasına kilitlediler. O tartışmaya kilitlendiği anda birinci turda kim gösteriyorsan bir yerden sonra önemsizleşiyor. Alternatifi nedir bunun peki Mehmet Bey? Bunun kendisini reddetmek gerekiyor. Çünkü bakın buradaki sorun ne? Neden bu durumdayız? Seçimi tümüyle reddetmek gibi bir sorun. Bu seçimlerde bu dayatılan Erdoğan'dan kurtulmak için bir aday bulacağız hikayesini reddetmek gerekiyor. Bunun çok çeşitli nedenleri vardı. Bir tanesi açık. Cumhurbaşkanlığının kendisi. Şunu da söyleyeyim. Bana göre sosyalistler, bu düzenin dışında alternatif arayanlar ve bu alternatifin ancak örgütlü halk hareketiyle ortaya çıkacağını söyleyenler bu ülkede eğer bizzat bir halk hareketinin dayattığı bir seçim atmosferi oluşmadıysa, bu çok farklı bir dönemi ifade eder, oluşmadıysa seçimlerde ister aday göstersinler ister göstermesinler. Protest bir tavır izlemek zorundadırlar. Bu sistemin, bu seçim sistemi dahil olmak üzere bu siyasal toplumsal sistemin emekçiler açısından açmazlarını teşhir eden bir tavır izlemek zorundadırlar. Sandıktan ne çıkartırız tartışmasına girdiğimiz anda bu biter. İster bunun adı bir devrimci aday olsun, ister HDP olsun, ister barajı geçme olsun. Baraj konusuyla ilgili meselede de benzer bir şey var dikkat ederseniz. Baraja ikinci turda geliyor. Yani orada da ittifakla sıfır baraj aynı şey değil. Siz kendi savunduğunuzu savun. Ben şimdi Abdullah Gül alternatifi üzerinden bana senin de kendi adaylarınla millet meclisine girme şansın olsa ya da işte Erdoğan ilan etti yeni oluşturacağım başkanlık kabinesinde patronları dolduracağım diye. Patronları değil de işçi sınıfının devrimci liderlerini dolduracağını söylese ve bunun için bu çalışmada sen de bir kenarında yer alsan ne dersin denildiğinde benim cevabım açıktır. Bu toplumu örgütsüzleştirme, örgütlü olarak ilkeli bir örgütlülükle harekete geçirme konusunda yapılan bir sabotajdır. O yüzden bana kalırsa bu meselede başkanlığın kendisi gayrimeşru bir referandumun sonucu, 16 Nisan referandum sonucu gayrimeşru. Bu yüzden bugün seçmeye çalıştığımız Cumhurbaşkanlığı makamının yetkileri, tanımı gayrimeşru. Bir, bunu söylemek durumundayız. İki, seçim sürecinin kendisi inanılmaz bir meşruiyet sorunu yaşıyor. Bir şey daha ekleyeyim. Şunu da unutmayalım. Bundan sadece Erdoğan'ın sorumlu olduğunu da hiç düşünmememiz lazım.
Yani 2019'a kadar biz bu Mart'ta çıkan hukuk dışı seçim yasası çıktığı anda bu yasayla seçim olmaz demek yerine her türlü olur biz hazırız diye meydan okuyanlar büyük bir hata yaptılar. Türkiye Komünist Partisi başkanlık seçimi için ne diyor, ne öneriyor peki? Biz bu koşullarda erken seçimle gelen başkanlık seçiminde tak tak diye bilinir genel geçmişte. Oy geçersin vermemeyi bu. Değil. Bu sadece milletvekili seçimleriyle aynı anda olacağı için değil. Bir aktif tavır olarak yani ben kendi adıma gireceğim o şeye, kabine. Çıkartacağım şeyi. Tak 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 basacağım ve iki sınıf öteden değil, iki okul öteden duyulacak o ses. Ben bunu öneriyorum. Peki. Alper Taş, ortak aday olmaz ya diyor. Şu boykot meselelerini yeri geldikçe konuşmakta. Evet, boykot. Bu boykottan biraz daha farklı bir şey olmakla birlikte evet bir boykot biçimi olarak diyelim. Konuşalım. Boykot değil, boykot değil. Bu boykot değil. Bu boykot değil. Aktif bir tavır bu. Geçersiz oy verme peki. Tavrı aktif. Bir de ses de duyulacak diyorsun. Çünkü yani yazlığa gidenle benim oyum birbirinden ayrılıyor. Peki. Ses duyulması dışında bir şey var. Peki. Ses duyulması da önemli. İlk turu kapatacağım. Bu tura dair son bir dakikada özetlersiniz. İkinci turda tersten başlıyorum. Sizden başlıyorum. Tamam. İlk söz sizde Mehmet Bey. Buyurun. Ya ben biz niye böyle bir anda yani Alper'in aktardığı şeyler belki ilgi çekici olabilir. Benim de elbette bir bilgi değeri var. En azından kendi yorumlarının bunlar olmasının bir değeri var ama seçim sandığından 59 gün önce 1 Mayıs'tan işte 3-4 gün önce biz bu hani ne dedik, kim ne dedi, ne oldu falan gibi bir tartışmaya yani Alper'in de çok istekli olacağını zannetmiyorum. O yüzden bence bunun çok bir yararı yok. Başka bir yere bakalım. Ben bu açıdan hani birlikte bir aday gösterebiliyor muyuz, birlik olabiliyor muyuz, birlikte bir parti kurabiliyor muyuz falan gibi şeyleri zaman zaman çok gündeme getirirken aslında aynı yönde yaptığımız işleri tartışmayı, bunların yakınlıklarını ve uzaklıklarını değerlendirmeyi, buradan bir takım birbirimizi düzeltmeyi ihmal ediyoruz diye düşünüyorum. Bu 24 Haziran seçimleriyle ilgili ben açık konuşmak gerekirse açık siyasi tavırlar itibariyle yani Demirtaş'ın adaylığı başka bir seçenek, bu ayrılabilir ama o bile belli açılardan bir benzerlik taşıyor. Belirli doğrultularda aslında aynı şeyleri yapacağımızı anlıyorum. O nedir? O da temel söylediğimiz şey, bu sistemin kendisinin bu emrivakiyle birlikte emekçiler açısından bir çözüm olmadığını, burada bizim kendi örgütlü gücümüzü ortaya koymamız, hani erken seçime Erdoğan karar verdiğinde seçim sandıklarının nasıl okunacağını YSK karar verdiğinde bunun karşısında biz örgütlü halk hareketi olarak bu kararı benimsemiyoruz diyebileceğimiz bir noktaya gelmemiz için çalışacağız. Belli ki bunu hep beraber yapacağız. Demirtaş'ın kendisi söz konusu olduğunda da siyasi olarak Demirtaş'ın temsil ettiği temel siyasi misyon, fonksiyon, yaklaşımı biz benimsemiyoruz. Yani bizim adayımız olarak o anlamda görmüyoruz. Onun ama onun ötesinde doğru bir şey söylendi. Aday göstermek bu kolektif bir aday için de geçerli. İlla ki o adaylık, yani oluşturulan bu adaylık kumpası, ben de bir şey kelime kullanayım. Adaylık kumpasının bir parçası olmak anlamına gelmez. Ama bunu açık sürdürebilmemiz lazım. Yani bizim gerçekten ben şeyi önemli buluyorum. Aday gösterilebilirdi ve bu aday bu sistemin kendisine ben karşıyım zaten. Ve Tayyip'ten kurtulunca her şeyden kurtulacağız falan değil bu. Bunların hepsi hikayeyi savunabilirdi. Ki biz milletvekili seçimlerinde bağımsız adaylarla bunu yapmaya çalışacağız. Ama sorun şu, bu kumpasın ikinci turuna, uzantısına vesaire onunla da kavga edebilmemiz lazım. Ben bunu yapabileceğimizi düşünüyorum. Yani bu konuda çok böyle... Farklı yöntemler var ortada. Farklı yöntemler var. Belli ölçülerde bunun yapılması zorunlu. Ama şunu söyleyeyim, verimli yöntemler var. Anlamlı yöntemler var, uzun vadeli sonuç alıcı yöntemler var. Bu açıdan da ben mesela solun birliği meselesinin kendisini bu kadar her şeyin başına konulmasını doğru bulmuyorum. Ben Alper'in Cumhurbaşkanı adayı olmasına hiç itiraz etmezdim. Bu anlamda hiçbir sorunum yok. Ama sorun şu, bundan daha önemlisi örgütle bir aday geldi burada en azından. Birlikte aynı şeyi yapabilmemiz önemli olur. Peki. Bunun ötesinde bu ikinci tura devam edeceğiz tartışmaya. Yaptığımız bir solun birliği değil, sadece 24 Haziran tabii. Özelinde tabii. Bir ortak tavır alınabilir miydi tartışmasıydı. İlk bölümü başkanlık safhasında yaptık. İkinci bölüm belki pek çok tartışmayı da açacak şekilde meclise dair, meclis seçimlerine dair, milletvekili seçimlerine dair olacak ve tabii tartışma da sürecek. Saat başında buradayız.
Evet, Artı TV ekranlarında sorudan soruya devam ediyoruz. İlk turu bitirdik. Biraz başkanlık seçimleri etrafında dönen tartışmayı ve ortak aday tartışmalarına değindik. Öyle zannediyorum ki bu turda da yine o tartışmaya zaman zaman değineceğiz ama bu turu biraz daha meclise dair, yani milletvekili adaylığına dair bir tur olarak dedik ve geçen turdan sözüm var. Mehmet Kuzuluk ile başlıyorum. Sanırım zaten Türkiye Komünist Partisi'nin tavrı da net bu konuda ve bağımsız adaylarla katılıyorsunuz. Yüksek Seçim Kurulu'nun kendisi bu, kısaca buna izin verirseniz değinmek istiyorum. Partilerin seçimlere katılma yeterliliğini oluşturan koşullar belli. Bu koşullarla ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ve aslında bir yandan da bütün ülkedeki idari yapının üstlendiği bazı görevler var. Bu görevlerin bir boyutu partilerin bu sorumlulukları yerine getirdiklerini, yeterlikleri sahip olduklarını kontrol etmek. Bu örgütlenmeyle ilgili bir şey. Bu seçimler için sadece bu sefer, yani Aralık ayında Yüksek Seçim Kurulu daha önce hiçbir zaman uygulamamış olduğu bir başka kriteri devreye soktu. Bu kriter yasal değil, yani yasalarda yer alan bir kriter değil. Ama bunun ötesinde şimdiye kadar uygulanmış bir kriter de değil. Yani biz Türkiye Komünist Partisi 2014 yılından önce 1999'dan 2014'e kadar çok sayıda seçime girdi. Komünist Parti 2015'te seçimlere girdi. Başka partiler seçimlere girdiler. Arkadaşların deneyimi. Şu anda girebilen parti yok değil mi bu seçimlere parti Hayır, olarak? Hayır, şu anda Emek seçim partisi de benzer bir şeyle evet. engellendi. ÖDP de aynı şekilde. Yani bizdeki süreç şu oldu. Türkiye Komünist Partisi esasen 2018 başında, 2017 başında yeniden o seçim yeterliliğini içeren bir örgütlenme sürecine başladı. Çünkü hayata geri döndü vesaire. O süreçte elde ettiğimiz, vardığımız sonuç aslında bizim Nisan ayında yapılacak bir seçime katılma yeterliğini sağlayan bir örgütlüktü. Buraya Yüksek Seçim Kurulu yeni bir kriter getirdi. İlçe kongrelerinde yapılmış olması kriterini getirdi. Başka bir iki kriter daha getirdi. O kriterlerle ilgili mücadelemizi de tekrar kayıt üzerinde kabul ettirebildik. Yani uygulamadaki bazı şeyleri çözebildik ama bu kriterin kendisi çözülemedi. Bu kriterin kendisi de biz biliyoruz, yani bu uzun süredir, yaklaşık 4 aydır bu konuyla ilgili bir mücadele içindeyiz. Yüksek Seçim Kurulu'na seçimlere giren parti sayısının fazla olduğu ve bunların artık azalması gerektiği emrinin empoze edildiğini düşünüyoruz. Sadece Hüdapar'ın bugün girebileceği TKP, açıklandı örneğin. Seçim. Hüdapar'ın tekrar giremeyeceğini açıkladı. Girebileceğini açıklandı. Dün evet. girebileceğini açıkladılar. Evet. Yönünde bir şey olduğunu gibi. TKP'nin kendisi önüne bir yasada olmayan, şimdiye kadarki uygulamalarda da hiç karşımıza çıkmamış, uygulanmamış olan bir yeni kural, yeni bir yeterlik kriteri getirilerek seçim dışı bırakıldı. Şimdi Türkiye Komünist Partisi zaten bu seçimlerle ilgili olarak seçimlerin gidişatı, yani 2019'a doğru giden seçimlerde de Mart ayında çıkan yeni seçim yasası, YSK'nın hemen ardından aldığı kimi kararlar, işte mühürsüz oyların kabul edilmesi vesaire, böyle seçim olmaz diye bir kampanyayı başlatmış durumdaydı. Bu seçimlerin kendisinin ne bizim düzen içinde siyasal mücadelemizde verdiğimiz yerden öte, bunun kendisi bir seçim olmaktan çıkmış durumda mücadelesine dayanıyordu. Dolayısıyla bizim seçimlere yansıtacağımız şey de esasen bu iradenin kendisi olacaktı. Biz YSK'nın bu Türkiye Komünist Partisi'nin haksız bir şekilde seçim katılma yeterliliğini tanımamasına karşı bağımsız adaylar tüm Türkiye'de, tüm merkezlerde değil, belirlediğimiz merkezlerde. Kalabalık edeceğiz diyorsunuz yine. Evet, yani çünkü temel mesele şu, Türkiye Komünist Partisi'nin emekçi halkın örgütlüğünü sağlamak ve bunu seçim platformunda da sürdürmek. Yani kurda kuşa yem etmemek gibi bir yükümlülüğü var. Cumhurbaşkanlığına benzer bir şeyle, gerekçeyle bağımsız adaylarla milletvekili seçimlerine katılacağız diyorsunuz. Bu sistemin kendi içinde oluşturacağı seçimlerle seçilmiş kişilerin değil ama bu seçimlerin kendisinde devrimci, işçi sınıfı çizgisinin kazanacağı gücün bir şeyleri değiştireceğini, bunun gösterilmesinin bir şeyleri değiştireceğini ve bizzat bu seçim sürecinin kendisini, yani burada bütün sol partilerin bildiği ve ezberinde olan bir şeydir bu. Seçimler her zaman egemen sınıfın kontrolü altında. Hatta Türkiye'de özel olarak yönetimi seçmek için değil, yönetebilmek için seçimi yapan bir egemen sınıfımız var. Yürütülür ama bunun içinde düzeni değiştirmeye çabalayan ve düzeni değiştireceğine inanan partiler, bunun içinde kendi örgütlülüklerini, emekçi halka seslenmelerini arttırmak ve sermaye siyasetine emekçileri bırakmamak gibi bir
tavır içindeler. Bağımsız aday politikası bununla ilgili. Şu tartışma, şimdi tartışma aslında birazcık yani evet. Size sormak gereken bir durum. Yani Erdoğan'ın gidişi çok önemli diyor Alper Taş ve hani gideceği bu seçim sistemi bize dayatıldıysa bu sistemde her nasıl gidecekse nasıl gittiği önemli olmakla birlikte bunun gidişini öncelemek lazım ve temas ettiğimiz kesimler ki burada HDP ve CHP'yi anlıyoruz diyelim buradan. Temas ettiğimiz kesimlerin de bunun bir parçası olması önemlidir diyorsunuz. Yani siz bir fark görmüyor musunuz? İyi Parti'nin kazanmasıyla Saadet Partisi'nin kazanması veya Cumhuriyet Halk Partisi'nin veya HDP'nin kazanması arasında mesela başkanlık için bir fark yok mu sizce? Şimdi ya ben bu soruyu sormuyorum. Başka bir yerden bakıyorum. Çünkü bunlar bizim niyetlerimiz, isteklerimiz, arzularımız, aklın nereye, yani psikolojik ve duygusal sorularla ülke gerçekliğini nasıl görüyoruz? Nasıl gidecek? Ve nelere işaret ediyoruz? Bunlar arasında şüphesiz bağlantılar var ama bunlar farklı şeyler. Bu açıdan bakarsanız duygusal soruya duygusal cevap vereyim. Erdoğan gidip Akşener gelecekse hiçbir tam tersi biz bir gol daha yemiş oluruz derim. Ama bu duygusal bir cevap. Mesele bu değil. Ben başka bir şey söyleyeceğim. Akşener gelmeyecek gördüğüm kadarıyla. Görünen şu. 24 Haziran seçimleri gerek kendi öznel çıkarları yani AKP, Tayyip Erdoğan'ın bencilce hırsları gerek sistemin bütünü açısından hiçbir şeyi bana göre değiştirmeyecek. Sonuçtan bağımsız olarak söylüyorum. Çünkü bu gidişat, bu tablo içinde top yine egemenlere bırakılmış durumda. Top yine TÜSİA'ya da bırakılmış durumda. Top yine Erdoğan'ın seçimlere kadar sürekli bir takım genel kurullarında konuşmalar yaptığı iş adamları örgütlerine bırakılmış durumda. Sadece Erdoğan yapmıyor bunu bu arada. İyi Parti hamlesiyle ilgili yine yapılan övgülerden bir tanesi CHP bu hareketiyle iş çevrelerini de Abdülhatif Şener'i önerenler bu böyle bir şey yaparsa iş çevrelerine de çok ciddi güven verir dediler. Şimdi top bunların arasında dolaştığı zaman zaten 24 Haziran'dan sonra yönetme yani Türkiye'de emekçiler aleyhine olan şeylerde Türkiye'de emekçilerin harekete geçmesini sağlayan, emekçileri özgürleştiren bazı problemler de aynı şekilde devam edecektir. Bu iyi bir şey mi? Bilmem bunları tartışmamak. Burada şöyle mesela çok basit bir gündelik hayata dair şöyle bir şey bile değilse, kanun hükmünde kararnameyle işinden atılmış insanlar var. Örnek veriyorum, bir parti diyor ki biz bunları geri alacağız. Yani bu bir anlamda kazanım değil midir? Ben anlatamadım, ben şunu söylemeye çalışıyorum. Kim gelse aynısını yapar demiyorum. Ben somut olarak 24 Haziran tablosuna bakıyorum. Ve bu tabloda atılan bazı adımların değişmesi, Türkiye'nin değişmesi için olumlu ya da olumsuz yönde de değişeceğine inanmıyorum. Değişmesi için bazı şeylerin yerinin değişmesi lazım. Olumsuz, yanlış anlaşılmasın söyledim. Yani Erdoğan kazanırsa bir şey olmaz, bir şeycikler olmaz anlamında değil. Bu tabloda olumlu ya da olumsuz yönde gerçekten değişiklik yapabilecek olan şey, bu süreçte bizim bu oynanan oyundan kafasını çevirebildiklerimiz. Şimdi KHK, OHAL hakkında bir sürü şey söyleniyor. OHAL bir açıdan bakarsanız bazı yerlerde bütün siyasi faaliyeti sınırlamış durumda. Bir açıdan bakarsanız OHAL'e sığınarak metal grevi yasaklandı yine. Yani OHAL koşullarında daha rahat oldu. Hep yaptıkları bir şeydi. Bakanlar Kurulu karar alıyordu vesaire. Ama başka bir açıdan bakarsanız da 3. Havalimanı'nda işçilerin direnişine, metal işçilerinin greve giden sürecine baktığınızda da bazı şeyler yemedi. Bazı şeyleri yapamadılar. Metal işçileri daha önce grevleri yasaklandığında yaşadıklarından farklı olarak bazı kazanımlarla çıktıklarını düşünüyorlar. Çünkü ülkede bir yönetememem. Bizim buraya yüklenmemiz, bunun üzerinde durmamız lazım. Onun dışında gerçekten yani psikolojik olarak ben bunu zaten duygusal olarak söyleyemem. Ben duygusal bir soru Erdoğan sormuyorum. Çok gitsin, maddi ama, bir soru. Ehvenişehir yok mudur örneğin? Hayır, Ehvenişehir yoktur. Peki. Çok kesin. Ehvenişehir'in olmadığının en büyük kanıtı Abdullah Gül'ün aday olmaması zaten. Hı-hı. Abdullah Gül niye aday olmuyor? Çünkü Abdullah Gül bir Ehvenişehir projesi oluşmadığını görüyor. Erdoğan niye seçimi erkene çekiyor? Çünkü bir Ehvenişehir projesinin egemen sınıflar açısından. Yani bir şerden biz rahatsızız ama bu şerrin ülkeyi yönetilemez hale getirdiğini düşünen bir egemen blok da var. Egemen blok açısından bir Ehvenişehir projesinin ortaya çıkmasına ilişkin işaretler aldı. Akşener'i, Fethullahçı bazı siyasetçilerin, yani CHP içinde bile FETÖ var demelerinin bir tarafı aslında esasen CHP'nin ABD ile başka uluslararası güçlerle de bağlantılandırılabilecek bir takım politikalarda kendi yerini alabileceği gibi bir korku yaşamaları.
Dolayısıyla bu düzen içinde bir alternatifi, bunu CHP'yi eleştirmek için söylemiyorum. Düzen içinde bir alternatifin, bir ehvenişerin oluşmasına engel olmak için Tayyip Erdoğan hamle yaptı. Ve şunu söyleyeyim, bu Tayyip Erdoğan şerrini bizim için daha da kötü hale getirdi. Çünkü Tayyip Erdoğan bu alternatifin oluşmasına engel olmak için yaptığı bir numaralı hareket patronlara, ben emekçileri ben yapabilirim, ben emekçilerin boğazını sıkabilirim demesiydi. Evet. Bana kalırsa hani ben Erdoğan'ın ağzına bir laf yakıştırsam açıkçası şunu söylerdim. Bu koşullarda, en azından bu koşullarda 24 Haziran'da ben gidersem bu ülkede apartman bile yönetemezsiniz derdim. Şimdi Abdullah Gül'ün adaylığı yönetiriz demek anlamına geliyordu. Bence bugün o alternatif şekillenmedi. Bunlar bizi niye ilgilendiriyor? Bunlar bizi şunun için ilgilendiriyor. Yanlış yere bakmayalım. Biz doğru yere bakalım. Erdoğan'ın, AKP'nin, gericiliğin gitmesi, götürülmesi için atılması gereken adımlar var. Ama çok basit bir şey. Erdoğan gitsin diye yapılan bazı manevralar Erdoğan'ın elini güçlendiriyor. Yani Erdoğan'ı götürmek için bizim de biraz İslamcı olmamız gerekiyor. Vatandaşın, Sünni İslam'ın inanç sahipleri insanlara yaranabilmemiz gerekiyor diyor. Kılıçdaroğlu çıkıp fetva vermeye kalkıyor. Bunlar İslam'ı da beter ettiler diyor. Erdoğan güç kazanıyor. Çünkü Erdoğan diyor ki kusura bakmayın ama biz, yani siz mi İslamcı oldunuz? O sahada şimdi? Erdoğan'la ve o sahada ona onay vermiş. Suriye meselesine aynı şey oldu. Suriye'de Türkiye'nin çıkarları riske giriyor. Bilmem ne yapmalı, aktif olmalı dediler. Erdoğan dedi ki durun ya, Osmanlı benim. Yeniçerileri ben yönetiyorum. TSK benim emrimde. Hamleyi yaptı. Muhalefete kalan da tek bir şey oldu. Biz mesele vatan, ya o kadar vatan severiz ki bu konuda Erdoğan'ı desteklemeyi başardık. Bunun Erdoğan'ı gerileteceğini zannediyorlar. Tam tersi, Erdoğan'ı güçlendirdi. Öyle mi olur? Öyle olur. Ben de buna bir şey ekleyeyim ya. Suriye meselesi açılmışken aslında biz hani solun tartışmanın ötesine geçelim. Çok enteresan. Yani Tayyip Erdoğan ABD'ye kafa tutuyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor derken dünya üzerinde ABD'nin bu son Suriye'ye dönük roketli, uçaklı operasyonuna açıkça yap 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 diyen herkes, Macron'u konuşuyorlar, bilmem niye konuşuyorlar ama Türkiye Cumhuriyeti'nin yöneticileri yaptı bunu. Çünkü bu adamların projesi hiç değişmedi. Bunlar hep Suriye'ye emperyalistler işgal ederler ve biz de kemiklerini toplarız diye baktılar. Peki. Ve bunu anti-emperyalizm olarak hala böyle yutturuyorlar. Gerçekten bu ve biz kendimizi tartışıyoruz bu soysuzluk için. Yapmamız lazım. Sol diye...